Normal solunum esnasında hava burundan geçerek soluk borusuna ve oradan da bronş denilen daha küçük hava yollarına ulaşır. Bronş, bronşiyolleri ve sonunda alveol denilen üzüm benzeri küçük ve kırılgan kesecik salkımlarına ayrılır. Alveollerde kandaki karbondioksit oksijenle değiştirilir. Zatürre ciddi bir akciğer enfeksiyonu ya da iltihabıdır. Alveol, irin ve diğer sıvılarla dolarak oksijenin kanınıza ulaşmasını engeller. Eğer kanınızdaki oksijen miktarı çok az olursa, vücut hücreleri düzgün biçimde çalışamaz. Zatürre akciğerlerinizi iki şekilde etkiler. Lobar zatürre kalbin bir bölümünü etkiler. Bronşiyal zatürre ya da bronkopinomoni her iki akciğerinizi etkiler. Zatürre kendi başına bir hastalık değildir. 30'dan fazla nedeni olabilir. Zatürrenin 5 ana nedeni vardır. Bunlar bakteri, virüs, mikoplazma, pinomosistis de dahil mantar gibi diğer bulaşıcı ajanlar ve çeşitli kimyasallardır. Eğer zatürre belirtileri yaşarsanız hemen doktorunuzu arayın. Etkili birçok antibiyotik olmasına rağmen erken teşhis ve tedavi önemlidir.